Ve piyasanın herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Çok önemli bir seçim sürecini de atlattık diyoruz. Yine her zaman olduğu gibi memlekete hayırlı olsun diyoruz. Şimdi istersen şöyle hemen piyasalara bakalım. Piyasalara bakmadan önce hemen sayfamıza abone olup beğenilerde bulunabilirsiniz. Bundan bahsederiz. Aynı zamanda eğitimlerimiz var. Okuma yazma bilen herkesi davet ediyoruz eğitimlerimize. Eğitimden sonra kendinizi test etme imkanı tanıdığımız bir de iki de sınavımız var daha doğrusu. Grafikler baktıktan sonra artık grafikler sizler için anlam ifade etmeye başlıyor ve bu da bizim için oldukça önemli. Şimdi değerli arkadaşlar hemen şöyle bir piyasalara dönüp bakalım. Dolar. Dolar ne oldu? Ne oldu? Nasıl seyrediyor? Halihazırda doların biz kritik bölge olarak bahsetmiş olduğumuz görüyorsunuz. 5.50 seviyesinde kalma isteğini, 5.48-5.50 bölgesinde kalma isteğini devam ettiğini söylüyoruz. İhlaller olmuştu, üzerinde kalabilir demiştik ve kaldığını şu an için görüyoruz. Büyük ihtimalle bu hattın haftalıklar tarafında çok da böyle yukarı hareket edebilecek bir marjı olmadığını ama bu hattı 5.48 attığını düşündüğümüzde yine 5.55'ler yukarıda 5.60'lar bu seviyelerin üzerini görülebileceğinden zaten bahsediyorduk. Haftalıklarda baktığımızda da şu anki noktada 5.70 yukarıda bugün itibariyle görüldü. Aşağıda da en düşük 5.44. Bu hattı düşündüğümüzde 5.55'ler üzerine doğru tekrar ataklar söz konusu olabilir. Hatta bugün bu seviye üzerinde kalması yeterli, önemli olacaktır. Daha şöyle de bir göstergeler üzerinden birkaç hareketli ortalama üzerinden şu sarı hareketli ortalamayı görüyorsunuz. Hem bizim biraz önce çizmiş olduğunuz hattın tam geliştiği bölge destek bölgesi hem de bu seviye üzerinde kalma isteği olacaktır büyük ihtimalle. Tabii ki kırmızıları görüyorsunuz sert geri çekilmeden ama ortalamaların üstünde kalsa da altında kalsa da tekrar üzerine attığını şu anki durumda da bunu koruduğunu söyleyebiliriz. Eğer şöyle 4 saatlik grafikler üzerinden şöyle bir tabloyu değerlendirecek olursak bir dağıtım noktasını gösteren bir sıkışmaya gittiğini söyleyebiliriz. Bu bandı eğer şöyle tepe dip analizi yapacak olursak evet bandı gördüğümüzde şöyle diyelim yukarıda şu an için ilk etapta direncin 5.56'lar oldu. Aşağıda da desteğin 5.44-5.43 olduğunu söyleyebiliriz. Eğer tablodan haftalıktan yola çıkacak olursak haftalıkta bir saniye hemen dolar TL şöyle bir bakalım. Neden böyle alınmış? Dolar TL. Evet dolar TL'de dolar TL'de dolar TL'de neden böyle bir kapanış var? Şöyle bakıyorum tamam neyse. Günlükten yola çıkarak yapalım. Cuma günü kapanış 5.55.90 alıyorum haftalık. Eğer bu bununsa dolar TL'yi açmak lazım. 5.55.90 haftalık. Gördüğünüz gibi direnç 5.56 destek 5.50 olarak gözüküyor. Yani bu seviye bugün itibariyle görüldü. Yukarıda ilk mavi, aşağıda da destek neresi görüldü en düşük? Bugün itibariyle 5.44'ler görüldü. Yani şu aralık görüldü ve şu an için tam da sarı bölgede olduğunu görüyoruz. Burada burayı korumak istediğini söyleyebiliriz. Hafta içinde 5.49.50 yani 5.45.50 üzerinde kalma isteği olabilir. Kaldığı sürece de tekrar 5.60'lar ve daha üzerinde denemek isteyen bir yapı söz konusu olacaktır. Daha dar bir aralıkta. Yani tahmin ediyorum ki bu aralık şu ortalamaların üzerinde kalarak biraz daha sıkışacak gibi gözüküyor. Belki 3-4 gün sonra şöyle bir ihtimalden bahsediyor olacağız diye düşünüyorum. Bu hattı şu sarı 200 günlük ortalamayı korumak isteyecektir diye düşünüyorum. Hemen isterseniz bir dolar endeksine dönelim. Dolar endeksi yukarı istek devam ediyor. Yani anlamı şu. 100'lere doğru önümüzdeki süreçte konuşulanları göreceğiz. Euro dolar paritesinde de daha önce bahsetmiş olduğumuz o destek büyük ihtimalle şu an için kırılmış durumda.
gördüğünüz gibi bu ortalamanın altında ve daha önceki hedef potansiyel 1.1180'lerin altına gelen raketler görebiliriz. Ve şu durumda 1.12 oh, hemen şöyle alıyorum. Euro dolar paritesini 1.12 eğer haftalıktan yola gidecek olursak 1.12.20 idi yanılmıyorsam. 12.20 idi. Bu hafta evet ilk etapta bugünkü kapanışı da bakıyorum 1.12.10 olarak girelim. 1.12.10 olarak girdik. Bugün direnç 1.13.30 1.13.36. Haftalıkta ise bir saniye şöyle bakalım. Tabi bu dolar mı diye şöyle bir bakıyorum da yanlış olmasın. Evet dolar TL'ymiş. Euro dolar alacağız. 1.12.10 bugün kapanışı girdik. Evet. 1.12.30.20 iyi bir direnç bölgesi. 30'un üzeri zor gibi. Aşağıda 1.11.20'leri aşağı kırıp 1.14 onlara kadar geri çekilmeler görebiliriz. Yani euro dolar paritesi kırılıyor arkadaşlar. Bu da dolar endeksinin yükselmesi anlamına gelecektir. Hemen altın fiyatlarına dönelim. Altın fiyatlarında kırılmanın eğer burada bir omuz omuz işaretinden bahsedecek olursak biraz önce, yani birkaç gündür bahsediyoruz. Burada bir tepe distribasyon dağıtım bölgesi 1280'leri eğer aşağı kırılacak olursa gerçekten burada altın fiyatlarında daha da aşağı yönde bir geri çekilme görebiliriz. Dün akşamdan seçimleri seyrederken dükkansız arkadaşlar gerçekten bu anlamda biraz da affınıza sığınıyorum. Esneyebilirim. Zaten şu yorumu yapayım hemen. Yatmayı planlıyorum. Birkaç okumam gereken şey var ama artık yarın sabah bakarız. Burada evet hemen şöyle alalım. 1287. Şöyle alıyorum altın fiyatlarını arkadaşlar. Hemen altın fiyatları 1287. Eğer 1290 direnç 1284'ün altında ben buralara geldiği takdirde satıcı durum 1284'de aşağı kırarsa 79'lara kadar normal bir geri çekilme içinde olabileceğini söyleyebilirim. Gram altında da böyle bir geri çekilme görüyoruz ama gram altında sanki biraz daha sıkışacak bu bölgede. Yani 225 destek yukarıda 230'un direnç bu aralıkta biraz daha sıkışabilir. Başka şöyle bir Brent petrole bakalım. Brent petrol gördüğünüz gibi yukarı. Petrolde şöyle söyleyeyim. Hafta içinde benzine zamları göreceğiz arkadaşlar büyük ihtimalle. Hafta sonuna kadar benzine zamı hazırlıklı alın. Çünkü petrol yukarı işaret etmiş olduğumuz kırılmayı gerçekleşiyor. 70'in üzeri zor olabilir ama eğer 69.50 70'e yakın bölgenin üzerinde kapanış görecek olursak petrolde biraz daha yukarı bir hareket göreceğiz gibi gözüküyor. Ama haftalıklardan yola çıkalım bakayım. Yani üzeri zor ama 70'in üzerinde deneyip 70-71 aralığını deneyip sonra bir geri çekilme görebiliriz. Japon yenine bakıyorum. Burada evet Japon yeni biraz daha yukarı istek arttı. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi bir direncin üzerinde ama yukarıda 112, aşağıda da 110-700 gibi bantta biraz sıkışacak ama olumlu manada giden bir hareket görüyoruz gibi gözüküyor. Dolar Japon yeninden sonra sterlin dolara geldik. Dar alanda burada biraz daha sıkışacak gibi gözüküyor. 1.30 aşağıda, yukarıda da 1.31-70 gibi. Şu bantta biraz daha sıkışma devam edecek ama 1.31-70'in altında kaldığı müddetçe aşağıları tekrar deneme isteği devam edebilir gibi gözüküyor. Buradan başka nereye gidelim? İsterseniz 100 endekse dönelim arkadaşlar. 100 endekse bahsetmiş olduğumuz bu hareketin bir ters bayrak olma ihtimalinden bahsediyoruz. İsterseniz şöyle de bir güncelleyelim. 94.100. Hemen dönüyorum endekse. 94.100. Yarın en azından 94.500'ün direnç olduğunu söyleyebiliriz. Eğer 93.725 aşağı kırılıp altında kapanışlar görecek olursak 93 ve daha hızlı geri çekilmeler görebiliriz arkadaşlar. Bu hafta içinde zaten bu tepkinin biraz daha devam edip ama daha güçlü satışların olabileceği bir sürece yakın olduğumuzu daha önce biliyorsunuz bizim 87'lerden 88'lerden 106'lara kadar 105'e kadar beklediğimiz o biliyorsunuz yükselişte ki hareketin artık yerini satışa bırakabileceğini sık sık ifade etmiştik. Şimdi bu bölgede bir ters bayrak sarı hareketli ortalamanın geçtiği bölge normal olacaktır. 96'lar. Sonrası buraya dokunduktan sonra işte o zaman
kritik 2 güne girdiğimizi söylüyoruz. 24 ile 48 saate çok ciddi dikkat etmekte fayda var arkadaşlar diyoruz. Sert satışlar gelebilir. Yükselişler satış fırsatı olmaya devam edecektir diyoruz. Bugünkü 120-250 kapanışını dikkate aldığımızda burada da aynı şekilde direncin 120-250'ye eğer dikkate alacak olursak şöyle alayım. 120-250 hemen alıyorum. 120-250 126-158'in direnç olduğunu söyleyebiliriz. 119-850 altına gelip saatlik kapanış yapmaya başlarsa da 118'ler ve daha altına satışlar göreceğiz ama sanki biraz daha bu bölgede biraz daha oyalanacak. Şu bölgede biraz daha oyalanacak. Yukarıda 124'ler var mı? Yani potansiyel gibi gözüküyor ama sonuçta 60 dakikalıklarla şöyle bir bakalım. Yani biraz zorlanacak gibi, zor gibi. Şu ortalamaları geçmesi zor gibi, 122'leri geçmesi zor gibi. Sonra tekrar aşağı yönde hareketler görebiliriz. Peki DAX endeksi nasıl? Dış borsalarda acayip yükseliş var arkadaşlar. Yine döndü. Ortalamalar direnç olarak gözüküyor. Haftalığa dönüp bakıyorum. Haftalıkta da 11.9 olur mu? 12'ler konuşturur mu? Sanki tekrar 2 hafta önce olduğu gibi konuşturup tekrar bir satış ihtimalinden bahsediyor olacağız. Dow Jones'ta aynı durumda. Dow Jones'ta da çok sert yükselişler var. Nereye kadar? 26.200'ler. Şu an zaten o bölgede. 26.200'lerin üzerinde ne var? 26.250. Eğer buraya geçecek olursa son bir hamle 26.270 bu bölge üzerinde günlük kapanış yapması lazım ki hareket biraz daha yukarı hızlansın ama tekrar bir satış ihtimali. Yani son bir yükseliş ve son bir satış fırsatı olacak gibi gözüküyor. Peki hisselere dönelim. Yapmışken hepsini elden geçelim arkadaşlar. Hisselere dönüyorum. Döngüsel semboller. Şöyle atalım. 50 endekse bakalım arkadaşlar. Günlük üzerinden gidelim. Hemen şöyle tek tek gezelim. Akbank. Yani şu an için tepki ve tekrar satış fırsatı göreceğiz. Tepki satış fırsatı görebiliriz. Tepki oldu. Açık satış fırsatı olarak değerlendi. Asersan çok önemli hat kırıldı. Büyük ihtimalle burada tekrar geri çekilmelere 2 gün sonunda devam edebiliriz. Bin de şu an için tepki ama tekrar önemli ortalamaların altında olduğu için Coca-Cola'da da aynı durum söz konusu. Cemaş da zaten kırmış. Geri çekilmeler biraz daha hızlanacak gibi gözüküyor bu hissede de. Cemtaş'ta da aynı şekilde. Doğan Holding'de de aynı şekilde. Bakalım. Cemaş. Evet. Doğan'da bir geri çekilme ihtimalinden bahsedeceğiz diye düşünüyorum. Eczacı ilaç aynı. EKGO'da da bir kırılma söz konusu olabilir. Tepkisiz hareket var. Enerjisi tepki verse de geri çekilme. Ereğli'de de geri çekilme. Hazırlıklı olmak lazım. Proto şu an için tepki garantide. Bir gün sonra artık tekrar şu sarı çizgini geçti. 7.79 az 7.80'lerin altında hareketler görebiliriz. Bakın birçok yerde zaten tepki bekliyorduk 2 gündür. Tepkiler gerçekleşti gayet güzel. Seçimden sonra birkaç gün güzel ama sonrasında ciddi düşüşlerden bahsediyorduk. Bakın en zayıf hisselerden bir tanesi, zayıf halkalardan bir tanesi Halkbank'tı. Ne diyorduk? Kırılma gelebilir, büyük kırılma gelebilir. Geldiğinde gördük burada. Diyoruz ve hemen ICBC'ye bakıyorum aşağı yönde. İpek tepki verse de aşağı yönde olacaktır. İş Bankası içeride 1-2 günlük tepki sonrası tekrar geri çekilmeler göreceğiz. Yani yükselişler bir satış fırsatı olmaya aday arkadaşlar, bunu net olarak söyleyebilirim. İstemir'de de aynı durum, Koç Holding'de de aynı durum. Koza A, Kozal, Kardemir. Evet, Kardemir'e baktığımda Kardemir'de de şöyle 4 saatlik grafikten bakalım. Burada bölgenin direnç olduğunu söyleyebilirim. Yani 2.53'lerin üzeri zorlu bir direnç bölgesi. Aşağı yönde tekrar geri çekilmeler Kardemir'de söz konusu olabilir. Mavi'de de ayrı durum. Pardon. Migros'ta kırılma olmuştu. Tepki ama birkaç günlük tepki sonra tekrar. Odaş'ta da aynı şekilde tepki ama tekrar satışları görebiliriz. Petkim de şu an için evet endeksten zaten en zayıf hisselerdendi. Uzun bir süredir zaten satış diyoruz. Gördüğünüz gibi hangi bölgeye kadar geldi. Burada yatay. Pegasus şu an için tepki veriyor ama 29'un üzeri zor gibi tekrar aşağı geri çekilecektir. Polho aynı şekilde kırılma gördü. Sabancı'da da aynı durum söz konusu. Sabancı Sasa tepki veriyor ama burada Sasa'da 8.40'ların üzeri zor gibi gözüküyor. Şişe şu an için ara destek, negatif yarı yol formasyonları diyoruz. Tekrar satışların geleceği süreçler görebiliriz. Şekerbank'ta da aynı şekilde
Soda da ciddi kırılma başlıyor gibi gözüküyor. Şok market biraz daha tepki ama yataya dönüp sonra aşağı gelebilir. Tav'da şu an için tepki ama tekrar satış fırsatı olacaktır. Gördüğünüz gibi Turkcell uzunca bir süredir satış 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 diyoruz. Ve gördüğünüz gibi çok ciddi geri çekilmeler var ve hala hazırda geri çekilme olacaktır. Türk Hava Yolları şu an tepki veriyor ama burada da görüntünün negatif olduğunu, aşağı geri çekilmenin TKF'de de, Türk Hava Yolları'nda da, Tuasso'da da, Trakyacam'da da, evet Trakyacam'da çok önemli desteğini kırdı ve altında kaldı. Bu büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde tekrar Trakyacam'da geri çekilmelerin bize etkisini gösterecektir. TSKB şu an için Telekom'la aynı tepki veriyor ama Tüpraş'ta da biliyorsunuz Koç grubu hisselerin bugün yükselmesi çok normal. Çünkü Koç'un geleneğinde zaten CHP olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde almış olması ve birçok yerde bizim tahmin etmiş olduğumuz gibi CHP'nin ciddi oy getirmiş olması, kazanmış olması bu anlamda önemli. Ve yine memleket için hayırlı olsun diyoruz tabii ki. Tüpraş da bu noktada önümüzdeki günlerde belki biraz daha ayrışabilir endeksten. Koç grubu hisseler, Koç Holding, Tüpraş bunlar önemli diyoruz. Ve hemen buradan ülkelerde tepkinin tekrar satışa dönmesi ihtimali var. Vakıfbank'ın oldukça zayıf olduğunu, kamu bankalarının, kamuların zayıf olduğunu söyleyebilirim. Mesela son bir hamle ama sonrasında geri çekilmeler göreceğiz. Yataş da artık tepkiyi verdi ve geri çekilme olabilir. Yapı Kredi biraz daha ortada olacaktır. Zoran tepki verse de sonrasında ciddi bir geri çekilme ihtimalinden bahsediyor olacağız bu hisselerde. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer gün içi olursa açılış sonrasında hangi aralıkta nasıl seyretti, ne yapmak gerekir gibi yorumlarımız, flash yorumlarımıza devam edecek. Ben şimdiden herkese 14 Nisan Pazar Antalya, 28 Nisan Pazar Ankara, 5 Nisan Pazar İstanbul olmak üzere eğitimlerimizle ilgilenenlere duyuruyorum. Herkese de iyi akşamlar diliyorum. Sayfamıza abone olup beğenilerde bulunabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, görüşmek dileğiyle.